bir de ortak sevdiğimiz eserler var Yıldız. Tamam. Ne diyelim? Güzelliğin on para etmez diyelim mi? Diyelim. Sevmek niye kolay değil? Kolay mı sence? İşte değil mi? Çok o zor. O yüzden sevmek aslında sürekli yapılması gereken bir şey ki yani sevmek, çoğalsın değil mi? Kesinlikle. Sevmekten kasıt o şuradaki. Yani uğruna her şeyini feda edebilmek. Bu çok kolay bir şey değil. Yani o sinyali almak lazım karşıdan. O fedakarlığı veyahut o güzelliği görmek lazım ki uğruna bir ömür vakfedebilesin. O manadaki sevmeyi kastediyoruz yani eserde. Evet. O manada sevmek gerçekten çok zor. Yani uğruna mesela ömrünü feda edebileceğin kaç insan var? Var tabii ki. Ama çok değildir herhalde. Ama var ya. Var. Asıl olan varlığı yani. Asıl olan varlığı. Tabii var. Ama kolay değil. Zaten mümkün değil demiyorum. Kolay değil diyorum. Onu demek istemedim. Aha. Mesela Peygamber Aleyhisselam Efendimiz de demiş ya, birbirinizi sevin. Yani eğer bu bizde olan bir durum olsaydı, bunu yapın demezlerdi bize. Demek ki bu bizim yapmamız gereken bir şey yani. Anlatabildim mi? Çünkü gerçekten sevmek kolay olsaydı, herkes herkesi severdi. Herkes herkesi sevebiliyor mu? Olmuyor. Sevemiyor ama aha, sevin diyor. Aha. Sevin dediğine göre, demek ki bu bizim saz çalmayı öğrendiğimiz gibi aha, yapa yapa üstünde profesyonelleşeceğimiz bir his. Sevmek. Geliştirmek o yüzden lazım. Mümkün olduğu kadar çok sevmeliyiz ki sevmeyi tam olarak olmasa bile en azından bizi mutlu edecek kadar öğrenebilelim ha. Kesinlikle yani. Çok doğru ama çok doğru bir noktaya temas ettin. Fakat sevgiyi de hak etmek lazım. Yani şimdi bir insan yeteri kadar sevilmiyorsa oturup kendisini bir sorgulayacak. Demek ki ben sevgiyi hak etmedim diyecek. Ve aynı zamanda bir başkasını tam olarak sevemiyorsa karşı tarafın da hak etmediğine dair bir takım düşünceler oluşabilir. Senin dediğin aşk hayatım. Ben sevgiden bahsediyorum. Sevmek de öyle ama. Şimdi mesela sana kötülük yapan bir insanım. Yani söz vardır ya. İyile iyilik her kişinin harcı derler. Kötülüğe iyilik er kişinin harcı. Şimdi sevmek de böyle bir şey. İyiliğe karşı iyilik gerçekten herkesin yaptığı sevgiye bir şey. Sevgiye karşı sevmek. Ama kötülüğe karşı hala insanın sevebilmesi gerçekten çok zor. Yani insan başaramıyor. Mesela senin hakkında bir sürü kötü konuşanlar da vardır. Çevrende yanlış ifade kullananlar, yanlış tanımlamalar yapan insanlar da vardır. Şimdi bunlara sen gönlünü açabiliyor musun tam olarak? Sıkıntılı oluyor değil mi? Mesela hakkında birinin kötü konuştuğunu yok, duyduğunda. Yok yok, açıyorum gönlümü, o gene aynı şeyi yapıyor. Yapıyor. Tabii tabii. Ama o zaman sevgide eksilme oluyordur mutlaka. Yok yok. Olmuyor. Ne var? Olmuyor. Neden o zaman, biliyor musun? O zaman... Çünkü o ben de benim. Yani sen o, halen seviyorsun yani o kişiyi. Yani insan olduğu için seviyorum. Tamam sadece. O zaman. Sadece onun ama için. Ama mesela çok sevdiğim insanlar var. Aha. Elimde değil onları sevmemem. Sevmeyeceğim diyorum. Uğurlarına ölebilirim yani. Çünkü bu içimden gelen bir şey olduğu için. Fakat aynı insanlarda sevmediğim o kadar çok huy var ki, hal var ki. Ben bu kişiyi sevmiyorum dediğim zaman aslında o kişi değildir benim sevmediğim. Onda bulunan şeylerdir. Mesela ne bileyim, ben Ayşe'yi seviyorum ama onun yalancılığını sevmiyorum mesela. Öyle olduğu zaman da bana bir yalan söyleyip kandırdığı zaman diyorum ki ya ben Ayşe'yi sevmiyorum, niçin yalancı? Aslında yanlış cümle söylüyorum. Ben Ayşe'deki yalancılığı sevmiyorum aslında. Onunla bir sorunum yok. O zaman yaratılanı sevelim, yaratandan ötürü öyle diye oluyor. Noktalayalım. Evet. Tamam.